Aşk SG nedir hocam? Sordunuz, sordunuz. Kendinizce çeşitli açıklamalar yaptınız. Noktaları, virgülleri kendiniz doldurdunuz. Ama bugün bu yüzyıla çok güzel bir açıklık getireceğiz. Sevgilisini İskender yemeğe mi götürenler? Yoksa sevgilisiyle beslemiler mi yazanlar? Yoksa Mesutcan Tova'yı kodlamaya mı koyanlar? Hepsi bu yüzyılda arkadaşlar. Bu yüzyıl bizim için çok önemli, bu kodlama çok önemli ve aklınızdan da çıkacağını düşünmediğim bir ders olacak. Gün bugündür 14 Şubat 14. yüzyıla güzel oturacak. Geçen yıldan beri sordunuz, hocam aşk SG kodlaması nedir? Kendinizce yorumlarda da bir takım açıklamalar yaptınız arkadaşlar. Ben de bunu tam gününde açıklayayım istedim. Hem 14. yüzyıla hızlı bir giriş yapıyoruz. Aynı zamanda da aşk SG nedir? Onu da 14 Şubat'ta açıklıyoruz. Hadi bakalım ders başlasın. Evet, 14. yüzyıl, 4 büyükler, ÖSYM'nin en sevdiği yüzyılı ben de sizin sevdiğiniz ve izlediğiniz dizilerle geçen yıl kodlamıştım. Ama bizim Aşk 101 olmuş mu size la 101? Ama bizim için önemli değil. Bizim yine kodlamamız harika bir şekilde sanatçılara oturdu biliyorsunuz ki. Evet, Aşk S.G demiştik ve açılımını size bırakmıştık. Bakalım neymiş bu aşk S.G? Arkadaşlar ilk olarak Ahmet Fakih. Aşkın A'sını Ahmet Fakih'e koyduk. Aşık Paşa, Ahmedi, Şeyyat Hamza, aşka kadar geliyor. Sonra Kul Mesut çok önemliydi ve Mesutcan Tomay'dan aklınızda kalsın demiştik. 14 Şubat'a da tam uydu galiba onlarda. Aklımızda kalacak. Geçen yıl sormadılar, bu yıl sorabilirler. Öyle kıyıda köşede kalmış sanatçıları da sorabiliyorlar biliyorsunuz ki. Mesutcan Tomay'a kıyıda köşede kalmış demiyorum. Kul Mesut'a diyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Kadı Burhanettin var bir de. Yine Seyit Nesimi ve Gülşehri arkadaşlar S.G kısmımızı oluşturuyor. Siz bu aşk SG kodlamasını isterseniz aşk sevgililer günü şeklinde açabilirsiniz. Bakın tam gününe isabet ettiriyoruz. Bu video tam 14 Şubat'a denk geldi. Biliyorsunuz ki uzun zamandır bir rahatsızlığım vardı. Şimdi daha iyi hissediyorum. Konular çok birikmeden bir an önce arkadaşlar devam edip bu edebiyat ve Türkçe'de kalan iki konumuzu da bitirmek istiyorum. Aşk S.G. Aşk selametle git kardeş falan yazanlar var yorumlara. O da olabilir. İstediğinizi yapın fark etmez. Siz yüzyılı unutmayın. 14. yüzyıldaki sanatçıları bana yeter. Evet, Ahmet Fakih'le başlıyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir sanatçı. Dini konuları işliyor. Aslında burada dört büyükler dediğim sanatçılar çok önemli. Çünkü soru getiren bunlar. Ahmet Fakih, Aşık Paşa, Ahmedi ve Şeyyat Hamza ÖSYM'nin sevdiği ve sıklıkla da sorduğu sanatçıları oluşturuyor. İlk olarak Ahmet Fakih'le başlıyorum. Din var, tasavvuf var, öğretiler var. Aslında didaktik eserler onun ana temasını oluşturacak ve Ahmet Fakih dediğim zaman dini konular aklınıza hemen gelecek. Aşkın aslında Ahmet Fakih. Çarhname. Çarh aklınıza şeyden gelebilir mi? Çark. Çark ne yapıyor? Dönüyor. Dünya da dönüyor. Dünya dönüyor çünkü fani ve geçici. O zaman Ahmet Fakih Çarhnamesi'nde dünyanın faniliği, dünyanın geçici olduğundan bahsedecek arkadaşlar. Ve dünya geçici, o zaman biz de ne yapalım? Ahirete hazırlanalım isteyecek. Bir tane daha eseri var. Bu zamana kadar sorulmadı, sorulabilir. Kitab-ı Efsaf-ı Mesacil-i Şerife. İlk manzum seyahatname, gezip gördüğü yerleri anlattı ama bu gezip gördüğü yerler neresiydi? Esas orası önemli arkadaşlar. Buralar kutsal yerlerdi. Hac yolculuğu sırasında gezmiş olduğu kutsal yerleri bize Ahmet Fakih anlattı. Önemli. Türü mesnevi çünkü manzum olması bu noktada önemli ve bize eğitici öğretici yanlarını da katmış oldu eserde. Peki geçiyorum Aşık Paşa'ya. Aşık Paşa deyince Türk diline çok önem verdiğini lütfen unutmayın arkadaşlar. Hece ve aruzu kullanıyor. İkisini birleştiriyor Aşık Paşa ve Türk dili son derece onda önemlidir diyoruz. Türkçenin edebiyat dili olmasından çok büyük bir rol üstlenmiştir. Eserleri nedir hocam ve hangisi gelir derseniz Fakrname ve Vasfı Hal Mesnevi türünde yazdığı bir eser.
Önemli sadece bunu bilin burada. Çok içerik bilmeye gerek yok ama garipnamenin içeriğini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir kere mesnevi türünde yazdığımı bileceğim bu cepte. Didaktik olduğunu bileceğim çünkü eğitici öğretici demiştim. O unsurlar zaten fazlaydı Aşık Paşa'da. Ve Türklere tasavvufu öğretmeyi amaçlıyor. Eserlerinin bütününde esas amacı budur. Ve Türkçe'ye verdiği önem ve sevgiyi de eserlerinde gösteriyor. Diyor ki Türk diline önceden kimseler bakmıyordu ama bu dönemle birlikte Türk dilinin güzelliklerini ben size aktarmaya çalışacağım diyor arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Ahmedi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Aşk devam ediyor. Ahmedi dediğimiz zaman aklınıza biraz daha Türkçe'ye önem vermesi gelsin. Ahmedi'nin eserleri çok önemli. Şimdi size efsane bir kodlama yapacağım arkadaşlar. Tam da günün anlam ve önemine uyacak. Hiç merak etmeyin, aklınızda kalacak. Asla unutamayacaksınız. Din dışı şiirler yazıyor. Şimdi Ahmedi dediğimiz zaman tabii aşkla falan ilgileniyor bu da. Ve din dışı şiirler yazıyor ama eser kodlamaları önemli. Bakın şöyle bir hayal edin. Eserleri bir hikayeleştirme metodunu kullanarak size anlatmak istiyorum. Cemşid-i Hurşid. Cemşid Çin hükümdarı, büyük bir hükümdar. Rum Kayseri'nin kızı Hurşid'e aşık oluyor. Cemşid'le Hurşid tam da 14 Şubat'ta karlı bir günde İskender yemeğe gidiyorlar. Bir porsiyon İskender. Afiyetle yerken tabii biraz da ikisi de biri hükümdar kızı, biri Rum Kayseri'nin kızı, biri koskocaman hükümdar. Bunlar nelerden bahsedecekler? Bunlar tarihten bahsedecekler arkadaşlar. Tıp iliminden bahsedecekler. Konuşurken, İskenderlerini yerken bu konular onların sohbetini açtıkça açacak. Dolayısıyla entelektüel kişiler olduklarını zaten karakterlerinden de anlayacağız Cemşit'le Hurşid'i. Ama bizim aklımızda bu hikaye şöyle kalacak. Ahmedi'nin Cemşit'le Hurşid'i aşkı anlatacak. Çünkü ikisi arasında bir aşk vardı. Sonra bunlar İskender yemeğe gidecekler. O zaman İskendername aklıma gelecek. İskendername bir mesnevidir arkadaşlar. Ve Büyük İskender'in doğu seferini konu alır. Ve bu İskenderciye gittiklerinde yedikleri İskender esnasında sohbetlerinde tarih konusu olacaktı, tıp konusu olacaktı. O zaman Dastanlı Tevarih-i Müluk-u Ali Osman, bakın Osmanlı tarihi ve Türkçe olması bu eserin önemini bize belirtiyor. O zaman ilk Türkçe Osmanlı kitabıdır diyeceğiz. Yine Mirkatül Edeb, içeriye biraz da böyle şey koyalım, edebiyat koyalım. Arapça, Farsça sözlüğü var arkadaşlar. Mirkatül Edeb önemli bir eseridir Ahmedi'nin. Ve Tervihül Ervahı var. Ne yapıyordu Cemşit'le Hurşit İskendername'de? İskender yerken bunlar tarihten de bahsediyorlardı, tıptan da bahsediyorlardı. Tarihi söyledik, dastanı tevarih. Tevarih sizi tarihe götürsün. Tervihül Ervah da arkadaşlar tıpla ilgili olacak ve mesnevi türünde yazılmış olacak. Eserleri bilmek çok önemli çünkü içeriklerini de bu şekilde bu hikayeyle aklınızda tutunuz. Sorular da karşınıza gelebilir. Şeyhat Hamza ile devam ediyoruz arkadaşlar. Mutasavvıf bir şairdir Şeyhat Hamza. Din, ahlak konularını içerir. Tek bir eseri var. O da Yusuf-u Züleyha. Bu bir mesnevi tarzında yazılmış bir eserdir. Ve burada şuna dikkat edin. Pek çok sanatçının Yusuf-u Züleyha eseri olabilir. Ama hepsini aynı anda vermez biliyorsunuz ki. Yusuf-u Züleyha arkadaşlar Kur'an'daki Yusuf ile Züleyha arasında geçen o kıssayı da anlatmaktadır diyebiliriz. Peki geçiyorum Kadı Burhanettin'e. Kadı Burhanettin deyince tuyul türü aklınıza gelsin. Tuyullarıyla tanınıyor. Azeri Türkçesinde çok başarılı bir dille kullanıyor Kadı Burhanettin. Aruzla heceyi de ne yapıyor? Birleştiriyor diyebiliriz arkadaşlar. Kul Mesut. Evet, neyden aklınıza gelecekti? Mesut Can Tomay'dan aklınıza gelecekti. Çok basit ve küçük bir yer ayırdı. Çünkü edebiyatımıza çok fazla eser veren bir sanatçı değil diyelim arkadaşlar. Kul Mesut dediğimiz zaman ne diyeceğiz? Kelile ve Dinle'yi Türkçe'ye çevirdiğini bileceğiz. Daha önce soru gelmedi ama gelebilir. Böyle kıyıda köşede kalmış sanatçıları sormayı seviyorlar çünkü. Mesut Can Tomay'dan aklınıza gelsin diyoruz. O da böyle çok fazla eser vermiyor herhalde. Peki Seyit Nesimi Hurufilik. Bakın
bakın anahtar birkaç tane kelime söyleyeceğim Seyit Nesimi ile ilgili. Hurufilik deyince aklınıza Seyit Nesimi gelsin. Çünkü hurufilik katını bize çok başarılı bir şekilde anlatıyor. Ve bunu da şu eserinde anlatıyor. Cavidan Name. Hiç gelmedi gelebilir. Tarihten de belki bilirsiniz arkadaşlar. Azeri Türkçesini kullanıyor ve tuyuları ile meşhur. Yani birkaç tane anahtar kelime. Azeri Türkçesi tuyu ve hurufilik deyince aklıma Seyit Nesimi gelecek. Peki... S.G bitmek üzere arkadaşlar. Seyit Nesimi, Gülşehri ve Hoca Mesut kaldı. Onları da işleyelim. Dersimiz nihayete ersin. Arkadaşlar Gülşehri'den devam ediyoruz. Mevlevi tarikatına bağlı Kırşehirli bir sanatçımız ama bizim için daha çok eserleri önemli burada. Gülşehri deyince Mantıkut Tayr aklınıza gelsin. İçerik olarak soru getirebiliyor. Kuş dili demek Mantıkut Tayr. Feridüddin Attar'dan çevirmiştir kendisi bu eseri. Alegorik bir mesnevidir. 30 tane kuşun birleşir. Bir Hüthüt isimli kuşun kılavuzluğunda Simurg'a ulaşması anlatılır. Şu tabloda gözünüzde bir canlansın. Resmi pek iyi değildir ama artık idare edeceksiniz. 30 tane kuş var. Kılavuzluğu Hüthüt yapıyor ve bunlar Simurg'a ulaşmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Onun dışında Feleknamesi var. Farsça yazılmış bir mesnevidir. Bu önemli. Aruz Risalesi ve Keramet-i Ahi Evran'ı da bizim için önemlidir diyoruz arkadaşlar. Son olarak Hoca Mesut'la olayı bitiriyoruz. Hoca Mesut da aklınıza Mesut Can Tomay'ın babasından gelsin. Hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Hoca Mesut'un da hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz ama bilmemiz gereken ne var? Birkaç tane bir şey var. Onun bir mesnevisi var ki soru getirebilir. Süheyl'in Evbahar. Yine aşk var arkadaşlar. Bu yüzyıl aşkla dolu bakın. Günün anlam ve önemine çok oturacak demiştim bu kodlama. Burada da yine karşınıza çıktı. Süheyl'in Evbahar'ın aşkını anlatan bir mesnevi. Hoca Mesut tarafından yazılıyor. Ve de Ferhenkname'yi Sadi'miz var diyoruz arkadaşlar Hoca Mesut'ta. Evet, bugünkü kodlamamız bu kadardı. Ama biz bugün ne yaptık arkadaşlar? Herkes belki böyle farklı şekilde değerlendirirken biz bugünü getirip 14. yüzyıl kodlamasına yapıştırdık. Ve sınavda çıkabilecek bir belki de iki soruyu bugün bu kodlamayla hallettik. Aklınızdan çıkacağını hiç düşünmüyorum çünkü çok önemli. Aynı zamanda da biraz da böyle olaya mizah kattığımız bir kodlama oldu. Defterlerinize notlarınızı alın ve bu konuyu bu şekilde tamamlayın. Bir sonraki derste 15. yüzyılda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.